Çok çok uğraşmış. Uzaktan şöyle göstermek istedim. Baksanıza şuraya. Öf öf. Bu nedir, bu nedir? En büyük antik kent burası. Bir şeyler oynuyor var ya burada, fış fış. Hitit krallarının saraylarının olduğu noktalar. Kafasında bile işçilik var. Dünya mirasına 86 yılında giren Hattuşa'dan herkese merhabalar. Hattuşa'yı keşfetmeden önce hemen yanında bulunan Yazılı Kaya açık hava tapınağına getirdim sizi. Önce burayı bir gezeceğiz. Sonrasında Hattuşa'yı. Sonrasında da Hattuşa'dan çıkan tüm eserlerin sergilendiği müzeye gideceğiz. Hazırsanız başlıyoruz o zaman. Haydi. Yazılı Kaya Tapınağı bilinen en büyük tapınak Hititler zamanında. Burası iki odadan oluşuyor. Önce A tapınağını gezeceğiz. Sonrasında da B'ye doğru devam edeceğiz. Bu bölüm böylece A tapınağına ait. Burada yeni yıl kutlamaları yaparlarmış. Ve dış dünyadan komple soyutlamak için, görüyor musunuz, kayaların yüksekliğini. Ve iki tapınağın da böyle üstü açık. İç kısımlara doğru yürümeye devam ettiğimizde burada yapıtların üzerine resmedilmiş tanrı ve tanrıçalar var. Güneş tanrıçası ve fırtına tanrısı burada var. Biri insanların üzerlerine basmış iki ayağı, biri de hayvanların üzerine basmış. Karşılıklı duruyorlar. Buradaki en büyük çizim bu. Büyük kral. En güzel yeri ona vermişler ve en büyük çizimi onun için yapmışlar. Görüyor musunuz? Burası da B tapınağına giden yol. Bu yola bakar mısınız? Dar geçitten geldikten sonra böyle bir tapınak odasına çıkıyorsunuz. Bu tapınak odası A odasına göre çok dar ve çok küçük. Burası A odasından sonra büyük kralın oğlu tarafından büyük kralın anısına yapılmış. Ve burada da resmedilmiş şeyler var. Mesela burası 12 yeraltı tanrısı. Bu kısım 4 başlı bir hayvan figürü var. Üstünde de böyle sivri, kavuklu bir insan. Burada büyük kral ve himayesi altına alınmış koruma tanrısı şöyle resmedilmiş, tasvir edilmiş. Bu gözler konusunda hiçbir bilgi göremedim. Belki bir adak veya gıda saklıyor olabilirler buralarda. B tapınağı gezisini şimdi sonlandırıyorum. Buradan doğru geçiyoruz Hattuşa'ya. Oh, baksanıza çıkışına. Böyle... Zamanında Hititler gerçekten çok çok uğraşmış. Burada resmedilen görüntüler A odasından çok daha iyi korunmuş. Çok daha iyi şekilde bu zamanda kalmış. Hititler zamanında bu tapınak için çok çok uğraşmışlar. Yazılı Kaya'dan çıktım ama buranın giriş ücreti ya da herhangi bir görevlisini göremedim. Şurada şöyle döndüreyim size şu bahçe kısmını. Yöresel el ürünleri satan bir kooperatifin binası var ama her tarafı kapalı böyle. Yani gösteremiyorum. Şu kısımda yeni bir oluşum var. Burada da kafeterya gibi bir şey yapılmış. Göstereyim. Ama şu an hepsi kapalı. Şimdi karşı tarafa Hattuşa'ya doğru gideceğiz. Uzaktan şöyle göstermek istedim. Şu manzaranın güzelliğini baksanıza. Gelip burada bir çay kahve içebilirsiniz. Hattuşa'ya da çok uzaktan bakabilirsiniz. Şimdi daha yakından bakmaya gidiyoruz. Değil mi Siri? Burada tadilatlar devam ediyor. Kafeyi büyütüyorlar galiba. Hattuşa Antik Kenti'nin giriş ücreti 12 lira. Ama tabii burada da müze kart geçiyor problemsiz bir şekilde. Eski adıyla Hattuşa, şimdiki adıyla Boğazköy aslında M.Ö. 2000 yılına kadar dayanıyor. Yani M.Ö. 2000 yılında bu şehir varmış. Ama bir daha 1800'lü yıllarda Fransız bir mimar tarafından bulunabilmiş. O kadar eski olmasına rağmen. Şimdi hadi içeri keşfedelim. İlk durağımız aşağı şehir ve bir nolu tapınak. Öyle yazıyor. Şu üst kısımda büyük kalenin olduğu yer. O kaleyle şu düz ovaya komple şehir kurulmuş. Burası da birinci tapınak.
Burada en dikkat çeken şey, dört tarafında da, şimdi sadece bir tanesi görünüyor ama dört tarafında da aslanlı bir tekne var böyle. Bu teknenin ne işe yaradığını çok anlatmamışlar ama bakar mısınız şuna? Köy buraya çok yakın olduğu için bak, hayvanları burada otlatıyorlar. Görüyor musunuz? İki tane kocaman hayvan var. Bir tane de burada küçük bir hayvan var. O da ona havlıyor. İkinci durağımız Aslanlı Kapı. Daha yakına gidip size göstermek istiyorum burayı. Sağ taraftaki aslan milattan önceki zamanlarındaki haliyle duruyor, yıpranmışlığıyla. Sol taraftaki neyse 2010 yılında yeni restore edilmiş ama birazcık benzemiyorlar birbirlerine. Kapının bilgisayardan yapılmış simülasyonu, o zamanlar böyle göründüğü düşünülüyor. Sonrasında 2010'da restore edilmeden önce de böyleymiş o aslanı, görüyor musunuz? Girişte mutlaka görmeden gitmeyin dedikleri yer kapıya geldim. Burası şehrin simgesel tacı olarak kullanılmış. Bu yığma set aslında korunma için değil de şatafat gösteriş için yapılmış. Burada da diyor ki ziyaretçilere önerimiz diyor, tünelden geçip sola dönmeleri, doğu merdivenine kadar giderek yığma sete çıkmaları, Sifenskli kapıdan geçerek yine şehir içine dönmeleridir diyor. Bunun ne kadarını yapacağım bilmiyorum çünkü hiç anlamadım. Tek anladığım konu sola döneceğim. Hadi o zaman. Şimdi yer kapının içine doğru giriş yaptım ama baksanıza şuraya. Öf öf. Sirde hiç korku yok tabi. Burası 250 metre uzunluğunda. Yerden yüksekliği de 35 metreymiş ama sanki uca doğru daralıyor gibi. Baksanıza ya. Yalnız Siri de önceden öncü birlik gibi gidiyor. Oo, yarasa var. Oo. Merhaba canım. Bu kadar dar alanda yarasanın ne işi var ki acaba? Burası 35 metre falan değil, baksanıza. Yani 2,5 metre anca şu kısım. Yer kapının dıştan görünümü böyle, çıktım şimdi buradan. Sola döndüm. Buradan gidecekmişiz bu şekilde. Yığmanın üstüne çıkacakmışız, bu yığma setin. Gidelim. Vaktimiz çok. Merak ediyorum nasıl bir şey göreceğim. Ziyaretçilere bunu özellikle önermişler çünkü. Mutlaka yapın demişler. Demek ki bir bildikleri vardır. Oo, şuraya bak. Şuradaki evin anlamı ne acaba, çatılı matılı? Yürüyüş tamamladıktan sonra dediği yer burası. Yani şu merdivenler. Ama bakar mısınız, Mısır piramitleri gibi değil mi bak. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Yürüyüp Mısır piramitleri, pardon, yığma setin üstüne çıkacağız. Buradan yürüdükten sonra, ama burası da az dik değil yani, bak şimdi. Doktor bu nedir ya, bak bak. Bu nedir, bu nedir? Son merdiveninde çıkıyorum şu an. Bitti, oba. Yalnız burası ne kadar yemyeşil, baksanıza. Bu kısım çok yeşil. Yani muhtemelen sonradan yeşillendirmişler buraları. Yer kapının çıkışı şuraydı. Döndük böyle şu kenardan, merdivenlerden yukarı çıktık. Yürüyüş yolunu bitirdikten sonra da buradan Sifenskli kapısı diye bir kapımız var. Yürüyüş yolunun sonuna geldiğinizde çıktığınız bu kapıda böyle hayvan figürleriyle, eserleriyle dolu. Bu eserlerin hepsinin orijinali Boğazköy Müzesi'nde mevcut. Biz orayı görmeye gideceğiz. Yalnız şu eseri nerede görürüz bilmiyorum. Gölge buldu ya hemen. Bu kısmında da bu şekilde eserler var. Eserlerin orijinal hali müzede gittiğimizde görebiliriz diye düşünüyorum. Surlar böyle devam ediyor. Burası aynı zamanda yukarı şehir olarak geçiyor. Ve bu antik kentin, bu şehrin en yüksek noktası burası. Karşısı yukarı şehir. Bizim ilk size gösterdiğimiz aşağı şehirde şurada görünmüyor ama Türk bayrağının arkasında kalıyor. O kısımda Aslanlı Kapı şurada.
Burası da yukarı şehir. Şu ana kadar gezdiğim antik kentler arasında en büyük antik kent burası. Yani tahminimce Türkiye'nin en büyük antik kenti olabilir. Zaten şu an dünya mirasında burası. Ve 86 yılından beri dünya mirasında. Düşünün, bayağı bir eski. Biz ancak daha bu yaşımızda kendi dünya mirasına adını yazdırmış kendi mirasımızı yeni görüyorum. Bir şeyler oynuyor var ya burada, fış fış. Korktum yılan mılan diye. Neyse, devam edelim. Ben biraz korktum çünkü. Şimdi kral kapısına doğru geldik. Ve kral kapısının en iyi korunan kapı olduğunu söylüyorlar. Elinde baltayla burayı koruyan bir tanrıymış bu. Ama adını yazmamışlar. Kral kapısının diğer kısmından görünüşü böyle. Baksanıza. Şehir bu şekilde devam ediyor. Böyle ara ara kapıları var. Şehir şu tarafta kaldı. Burası o zamanlarda ne olarak kullanılıyordu bilmiyorum ama boş dağ olarak herhalde kullanılıyordu. Çünkü kalıntılar şuralarda bitiyor. Bak, görüyor musunuz? Hitit krallarının sarayına doğru gidiyoruz. Burası büyük kale. Birkaç merdiven çıktıktan sonra büyük kaleye de ulaştık. Burası Hitit krallarının saraylarının olduğu noktalar. Ne kadar şu an ihtişamsız görünse de o dönemde görselleri görseniz muazzam. Ama şimdi bu şekildeler. Tahminimce burada hala kazılar devam etmekte. Yani hala buradan eserler çıkartılıyor. Hattuşa'yı gezmek araçla tam 1 saat sürüyor. Göstermediğim diğer eserler, yani birçok eser var. Geri kalan her yer tapınak. Tapınaklar da Hititler için biliyorsunuz ki çok önemli. Şimdi Hititlerin eserlerinin çıkarıldığı müzeye doğru hareket ediyoruz. Bir gidelim bakalım. Daha müze girişinden itibaren burada eserler yerlerini almış. Hitit zamanından. Hattuşa antik kentinden çıkan eserlerin çoğu burada sergileniyor. Ki hala eser çıkartılmaya devam ediyormuş, sordum. Hala da çıkıyormuş eserler. Şimdi burada çok bilgilendirici yazı yok aslında ama genelde heykel ve mezar taşları burada. İçeride daha özel parçalar varmış. İçeriye doğru devam edelim. Müze giriş ücreti 10 lira ve müze kart geçerli. Burası Asur çağına ait testiler, küpler. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu çok ilginç. Milattan önce bir kap bu. Aslında çaydanlık gibi bir şey. Ama bak şuradaki şeyine bakar mısınız? Teknik çizimine. 180 derece döndürmeden içindeki sıvıyı aktarmıyormuş. Ve baksanıza üst kafasında bile işçilik var. Bu da bir tanrıyı temsil eden bir mühürmüş. Buldukları birçok parçayı şöyle birleştirmişler aslında uygun olarak. Bulunmayan parçalar beyaz renkte. Alçı gibi bir malzeme muhtemelen bu. Şu gösterdiğim yer milattan önce 6000 yıl. Düşünün ya. Açıklama yazmamış ama bu da sanırım silahları. Giriş kapılarında bulunan heykellerin orijinali bunlar. Sfenksler. Baksanıza. Burada da insan ve atların zırhlarının parçaları sergileniyor. Şu insanların zırhlarının parçalarından. Atlarla insanlar burada karışık. Burası da Hitit zamanında yemek yapılan bir ocak. Şu şekilde. İçeride muhtemelen ateş yakılıyor. Üstünde de yemek pişiyor. Burada da birkaç baş figürü var. Bu bir tanrının başı olduğuna inanılıyor. Şurada da bir aslan. Aslan başı var. Baksanıza. Buradaki eserlerle o zaman tanrıların ruhuna, tanrıları anmak için, tanrıların şerefine alkol içilip
yere dökülürmüş alkoller. O zaman bu Hititler'de bir ritüel, dini bir gelenekmiş. Bu lahit de topraktan yapılmış, M.Ö. 330 yılına ait olduğu düşünülüyor. Baksanıza, miğfer ve ok uçları. Görüyor musunuz? Bunlar bronzmuş. Müze gezimizden sonra bugünkü gezimizin artık sonuna geldik. Siz bu videoyu izlerken ben de artık Düldül'e doğru hareket ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.